Herkese merhaba, sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Neden video çekiyorum, mantar aramıyoruz. Ot da toplamıyorum, sadece Zahide ile beraber yürüyoruz. Kameramı yanıma almıştım. Bu hafta hep böyle güneşli ve güzel olacak. Bu hatıra kalsın diye bu güzel havalarda. Bir video çekeyim, yürüyüş videomuzu dedim. Tabii gördüğüm otları da hep tazelendi arkadaşlar. Size tanıtmaya çalışırım videoma yeni gelenler için. Arkadaşlar. Şimdi bu akşamüstü bir kısa bir yürüyüş yapacağız. Bizimle beraber gördüğünüz gibi bu güzel ormanlara siz de gelirseniz, bu videoyu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ediyorum şimdiden. Arkadaşlar. Lütfen abone olup yorum yazmayı yazarsanız çok teşekkür ederim. Yorum çok sevinirim. Evet arkadaşlarım, böyle her tarafımız sanki bizim burada bahar geldi. Her taraf yeşillendi. Tekrar otları toplayabiliriz gördüğünüz gibi. Bunlar yenebilen otlar. Toplayıp salat yapılabilir. Bunun adı karanfil kökü. Daha bir sürü ot var. Bir gün özellikle ot toplamaya çıkacağım. Tekrar yenebilecek otlarımız hep tazelendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beğeni de yaparsanız teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, videomu açmamın sebebi de işte bu yürüdüğüm bu yer, kanıca yeri. Geçenlerde kanıca buldum, böyle bir avuç pişirdim, yedim. Bir de dedim burada kanıca olabilir. Bir bakın, çok güzel kanıcalar oluyordu. Burada bunlara bakacağım, yürüyüş yapacağız. Bir yağmur yağsa artık buralardan mantarlar fışkırır. Çok mantar çıkar. Yani bir haftadır yağmur yağmıyor. Bir haftadır hava sıcak. Güzel havamız var. Yani yazı gördük. Şuna doğru yürüyeyim. Zahide gidiyor. Ben de sizin için şu ormanın yeşilliklerini, güzelliklerini bir video yapayım istedim arkadaşlar. Mantar da bulursam derken buldum. Evet ama şey çürümüş tabii. Çürümüş olması önemli değil. Ben bulunca seviniyorum. Mantar çıktı diye. Evet. Bir de o bu mosların üstünde, yani mos, yosun. Yosun ormanlarda yürümeyi çok seviyorum. Ayaklar için çok iyi oluyor. Yani fosfileye ayak masajcısına gitmek gerekmiyor. Yani burada yürümek sağlıklı böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi yola tekrar çıkayım. İşte bir mantar da burada var. Yani bu dağ pil. Burada da var bir tane, o da dahpis. Evet, burada da bir tane mantar var gördüğünüz gibi, zehirli. Evet. Akşamüstü video çekmek aklıma geldi. Çünkü gerçekten öğlen çok sıcaktı arkadaşlar. Yürünecek gibi değildi. Yani kaç derece? 28 dereceydi. Ama burada 28 derece aşırı sıcak oluyor. Ormanlık olduğu için bir de nem oluyor. Ağır oluyor hava yani. Ha, Zahide, orman lahanası da çıkmış. Bu çok güzel salat oluyor Zahide. Ben toplayıp hep salatamın içine katıyorum. Yani tek başına da bayağı lezzetli bunlar. Bak, bazılarının yaprakları böyle tüm tüm. Mesela biri de şu. İşte böyle. Aynı değil mi? Yok, ikisi aynı. Yani bu mesela aynı daldan, birisi kirtişli oluyor, birisi düz. İşte rainkohl. Çiçeği de bu şekil görünüyor. Şöyle. Bu yenir yani. Yemek yapılabilir. Salataya konabilir. Burayı biçmişler ya. Isırgalar falan hep yenilenmiş. Burada yemlik var şu çayırın içinde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu Almancası Engelwurst. Daha önce de göstermiştim. Ben artık bunun kökünü sökeceğim. Ama bugün yürüyüşe çıktık. Bir gün yalnız gelir sökerim. Bunun faydaları saymakla bitmez arkadaşlar. Güçlü bir antioksidandır diyor yazıda. Bağırsak, mide ve pankreas kanserine iyi oluyor. Mideyi ve pankreası temizliyor. Midenin böyle yani hazımsızlığı, yani iyi böyle geliyor. Kabızlığı önlüyor. Ve safra kesesini temizliyor arkadaşlar. Ve kalın bağırsaktaki dokluk hissi veriyor. Açlık hissini yok ediyor. Midede sürekli açlık hissi hissediliyor. Ve
yağları eritiyor vücuttaki. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu harika bir bitki. Kalın bağırsak, ince bağırsak üzerinde çok etkili. Yani sindirim sistemini düzenliyor diyebilirim böyle. Metabolizmayı hızlandırıyor arkadaşlar. Öksürüğü ve akciğere iyi oluyor. Böyle balgam sökücüdür, öksürüğü kesici. Ama neresi bunun en çok faydalı arkadaşlar? Bunun yaprağını göstereyim. Bu şekilde yaprağı yazın, baharın yenir. Böyle kırşa benziyor. İşte şöyle ki siyah olması lazım bunun gibi. Böyle içi de şöyle tutunca görünüyor mu bilmiyorum. Şurada böyle bir oyuk. Dış tarafı yuvarlak. İşte burası da böyle oluyor arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Düşmüş şeyden. İşte burada da taze sürgün var. Bu taze sürgünün yenir ama bu yaşlı sürgünün kökü sökülür. Gördüğünüz gibi böyle işte tohumları, çiçekleri bu şekil görünür. Çok güzel bir bitki. Su kenarlarındaki daha verimlidir, daha güzel. Bunu sonbaharda sökmek lazım. Sonbaharda sökülüp çay yapılabilir. Hatta cilt hastalıkları için kremi yapılabilir. Bunun Almancası Engelwurst. Wurst yani melek otu kökü. Türkçesi melek otu kökü işte olabilir. İşte gördüğünüz gibi bu şekil oluyor. Çok lezzetlidir baharın yemesi de. Harika. Böyle hani bunu anlatacaktım. Kökü böyle siyah, siyahımsı oluyor. Yapraklar açtığı zaman burada böyle bir oyuk oluşur. Görüyorsunuz. Daha var mı diye bakayım. Yok yani. Şurada var ama bu taze bir sürgün. Bunlar hemen böyle şu şekil çiçek açmıyor. Çiçek açması için 2-3 sene geçmesi lazım. Bu yaşlı bir sürgün. Burada taze sürgünümüz var. Bu yenebilir. Taze sürgün bu. Evet arkadaşlar, Zahide gitti. Ben de yürüyeyim şöyle. Başka ot bulursam size tanıtırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz bitki kırklilit otunun zehirlisi, çok benziyor. Bunu ormanlarda görürseniz kırklilit otu zannetmeyin. Değil, bunlar zehirli. Bak arkadaşlar, bu melek otu değil. Görüyorsunuz benziyor. Şu oyuk yeri de benziyor gördüğünüz gibi. Şurası da benziyor biraz. Ve çiçekleri de biraz benziyor ama melek otu değil, yaprakları değişik gördüğünüz gibi. Bu da beyra, yani ayı kökü diyorlar buna da. İşte böyle, bu da ona benziyor ama o değil, farklı. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha önce tanıtmıştım, boş diş. Bu akciğer hastalıklarında, verem hastalıklarına çok faydalı arkadaşlar. Eskiden bunu verem tedavisine kullanıyorlardı. Akciğeri tamamen temizliyor. İşte gördüğünüz gibi çiçek açmış hali böyle. Bunun ismi, şu küçük çiçekleri dişe benzediği için içi boş diş anlamına geliyor. Holzahn ismi, Almancası arkadaşlar. Almanya'da yaşayan arkadaşlarım. Bunun ismi Holzahn. Ormanların dolusu var buralarda. İşte gördüğünüz gibi bunu söylemiştim, bu orman lahanası. Evet. İşte bu melek otu değil, farklı. Evet, şimdi şu tarafa doğru gidelim. Bayağı burada da şifalı bitkiler var. Bunun adı kol. Kırklilit otu. Ha, he, bunlar gerçek kırklilit otu. Bu da oregano, nane. Alalım mı biraz? Olmuş mu ki? Ya çok güzel. Hala senin bahçede de var bunda. Aynı dolu. Ay mis gibi. Ay buraların dolusu. Ay ne kadar güzel. Gerçek nane kız. Burankini daha güzel. Bak şuradan şey solmuş, görüyor musun? Bu da ya, şifalı. Zonenhut. Ay canlarım benim. Siz burada ormanın içinde mi çıktınız? Hı-hı. Şeyde satılıyor. Yani ince yap, toz gibi yapraklı. Bu daha değişik. Faştu. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, bunun güzelliğini görüyorsunuz. Yani buralarda da var. Sarı sarı şöyle. Sonradan siyahlaşıyor. İyice güzelce çekeyim. Oraların dolusu var. Tabi otlardan girmem zor oluyor biraz. İşte bu da nane arkadaşlar. Yani ormanda yok. Ormana bir girin yetiyor.
Her şey bulabilirsiniz. Aha burada varlar ya, solmuşlar. Ay ben bunları toplayıp yağını çıkaracaktım. Şadi. Geç kaldım. Şuna bak. Ne kadar güzel. Belki yine açar. Ha burada da var arkadaşlar. Çok güzel bir melek otu var. Görüyorsunuz. İşte burada harika yapraklı, harika dallı, yaşlı, olgun bir melek otu. Bu olgun melek otları çok şifalı. Kökleri yalnız. Ha burada da var zonenhut. Yani zonenhut değil, onun değişik bir cinsi de. Ben öyle diyorum. İşte burada da var. Biraz tazeler olsaydı toplardım ha şimdi. Yağ yapmak için ama hep yaşlanmışlar. Belki tazeleri açar ilerdi. Görüyorsunuz arkadaşlar, oralardan mantar topluyorum ben de öyle. Bugün yürüyoruz. İşte arkadaşlar şunu da tanıtayım. Aslında bu alkolü de içeriyor. Yani alkolü de dediğim zehirli bir madde. Ama kanamaları aşırı durduruyor arkadaşlar. Çok bir kadının hayatını kurtarmış bu. Kadın doğum sırasında kanamalarda mesela bir miktar yenince hiçbir zararı yok. Aşırı derecede iç kanama, diş kanama böyle yaralanmalarda bunun tintürü yapılıp da oraya döküldüğü zaman tentetiyot gibi hemen durdurur. Bu ormanlarda açıyor. Hızlı hızlı yürüyün. Bir de orada var işte. Deminki gösterdiğimden. İşte bu. Harika bir ilaç. Bunlar da baldırıyan. Artık bunu soldular. Bunun kökü artık sökülebilir. Arkadaşlar baldırıyan ihtiyacınız varsa eczanelerde satılıyor bunun kökü. Onu çayın için, stresliyseniz, uyuyamıyorsanız çok güzel uyutur. Çocuklar sınava girecekse bunlar içince güzel uyur. Sabah yorgun kalkmazlar. Uyku hapleri gibi değil. Karanlık çöktü arkadaşlar. Güneş battı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün videolarda tanıttığım için sessiz kalıyorum. Bu da parmak otu, 5 parmak otu. 5 tane parmağı oluyor her zaman. Bu çok şifalı arkadaşlar alerjilerde. İşte görüyorsunuz güzel de çiçeği var. Karanlık oluyor artık. Gündüz çıkamadık, sıcaktı. 16'cıydı. Şöyle göstereyim. İşte bu gördüğünüz gibi bu Laubkraut. Bu Wiesen Laubkraut gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani yoğurt otu. İşte burada yabani tereler var. Bunlar da yeniyor. Başka ne gibi ot bulayım? İşte burada var Laubkraut. Taze taze toplanıp salatalara konabilir. Çok güzel. Şöyle. Bunlar beyaz Laubkraut. İşte orada kantron otu var. Açmış. Evet, döndük gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, pelin otu gerçi görünmüyor, karanlık oldu, artık vedalaşayım. Başka bir videoda ben bunu gelir çekerim sizin için. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın, gönlünüze sevgi dolsun, ömürleriniz güzel olsun arkadaşlar. Allah ne dileğiniz verse kabul olsun. Tatilde olanlara tekrar iyi tatiller diliyorum. Tarlada çalışanlara kolay gelsin. Hasta yatağında yatanlara Allah şifa versin. Arkadaşlar hepinizin ne dileği varsa kabul olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Böyle karanlığı da artık otları da çekmek istedim. Burada çok var ama iyi görünmüyor. Aman nişatlı nişatlı. Gel seveyim gel. Gel. Gel 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 gel. Ay çok güzel. Telefonla konuşmazsa korktu seni. Korktu. Gel. Es gut, es gut, es gut. Ya.
Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Süper.